Herkese gri, soğuk ama yine de keyifli bir Hamburg gününden merhaba. İlk kez izleyenler için ben Bahar, kameranın arkasında Serkan var ve şu anda Hamburg'un en popüler noktalarından birindeyiz. Burası Speicherstadt diye geçiyor. Hazır Noel tatilindeyken ve başka hiçbir yere gidemiyorken ne yapalım dedik. En iyisi yaşadığımız şehri Hamburg'u gezelim istedik. Bu yüzden bugün size burayı gezdireceğiz. Speicherstadt'ı gezdireceğiz. Açıkçası mimarisi ve sokakları Almanya'nın hiçbir yerinde gördüğümüz bir mimariye benzemiyor ve çok farklı bir yapısı var. Kanallarla çevrili bir yer. Burayı beraber keşfetmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Başladığımız nokta da esasen buranın en popüler noktası. Normal zamanda olsa burası muhtemelen turist kaynağı olurdu diye düşünüyorum ama şu anda hem Noel tatilinde olduğu için hem de kışın ortasında olduğumuz için buraya kimse gelmiyor diye düşünüyorum. Burası Pogmühlebrücke. Arkada bulunan yerin adı da Wasserschloss diye geçiyor ve restoran olarak kullanılıyor. Bayağı popüler manzaralardan biri. Aslında biz Hamburg'a gelmeye karar verdiğimizde, hatta ne gelmeye karar vermesi, çok önceden burayı görüp bayağı merak etmiştik. Şimdi önünden sizlere seslenmek beni bayağı heyecanlandırıyor. Bu videoda Speicherstadt'ı gezerken, size Hamburg'un kanallarını gösterirken aynı zamanda bir yandan da yılbaşı münasebetiyle Almanların yılbaşı geleneklerini konuşalım istedik. Şimdi birazdan sokaklarda gezmeye başlayacağız tabii ki. Ama başlamadan önce ben sizi önce arkadaki manzarayla biraz baş başa bırakmak istiyorum. Sonra videoya başlayalım. Evet, şimdi kamera benim elimde. Bahar'ın da bahsetmiş olduğu gibi Speicherstadt'tayız. Burası şehrin merkezindeki bir adacık aslında. Venedik ve özellikle Amsterdam'ı bilenler bilir. Burası da onlar gibi böyle kanalların geçtiği güzel bir bölge, değil mi? Evet. Peki Speicherstadt ne demek? Bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Almanca olarak düşündüğümüzde Speicher demek depo demek, depolama alanı gibi bir anlama geliyor. Stadt ise şehir anlamına, İngilizce'deki city gibi anlama sahip. Yani dolayısıyla depolama şehri, depolama bölgesi gibi bir anlama geliyor. Peki ismi niye böyle? Çünkü burası Hamburg, Almanya'nın en büyük liman şehri, Avrupa'nın da en büyük 3. liman şehri aynı zamanda. Dolayısıyla bütün bu limandaki şirketlerin gelen malların depolama alanı burası. Dolayısıyla Speicherstadt aslında depolama bölgesi olarak geçiyor. O yüzden son derece hem önemli hem ticaretin aklı bir yer. Ama sadece kuru kuruya böyle ticaretin aktığı o gri binalardan oluşmuyor. Burası aynı zamanda şehrin en popüler görülmesi gereken yerlerinden biri aslında. Evet, hatta 2015'ten beri UNESCO Dünya Kültürel Mirasları arasına girmiş. Tabii Hamburg kendisi de yaklaşık 1990'ların başından beri burayı koruma alanı ilan etmiş. Baktığınızda bence çok farklı bir mimarisi var. Bu kiremit renkli binalar ya da kiremit taşlardan yapılmış binalar tam olarak kuzeye özgü bir mimari, değil mi? Burada etrafta gördüğümüz ya da gezerken sokak aralarını fark ettiğimiz şey, buranın civarında, Hamburg'un civarında doğal taş bulunmadığı için zamanında bütün evler böyle taşlardan yapılmış ama ben gerçekten çok beğeniyorum. Yani özellikle böyle gri bir şehre şey katıyor, değil mi? Kontrast katıyor kesinlikle. Öyle düşününce bayağı hoşuma gidiyor ve bu her bir şeyin arasında kanallar var. Pardon, her bir kanalın arasında köprüler var. Ve bu köprüden böyle işte buradan oraya geçebiliyorsun falan. Öyle üçe bölünmüş adacık gibi aslında, değil mi? Şimdi biz boylu boyuna turlayacağız buraları, değil mi? Doğru. Aynı zamanda buradaki köprü sayısı da tam rakam olarak emin değilim ama belki hatırlarsın. Çok hatırlamıyorum ama şeyden konuşmuştuk bunu. Çok fazla olduğunu biliyorum. Venedik'ten daha fazla köprü var köprü sayısı. Onu biliyorum. Yani mesela. Bu da şu anlamı geliyor. Gerçekten hani her bir girdiğiniz sokaktan bir kanal geçiyor. Üzerinden evet. Köprü geçiyor. Gerçekten bu da benim açımdan şehre inanılmaz bir ambiyans katıyor. Özellikle düşündüğümüzde hani güney mimarisi gerçekten bembeyaz, beyaz binalardan evet. Oluşuyor. Kuzey mimarisi, özellikle Hamburg'da bulunan bu gördüğünüz binalar buraya özgü. Yani bunu güneyin hiçbir yerinde göremezsiniz. Yani Stuttgart'ta ya da Münih'te, buradaki şehirlerde göremezsiniz. O yüzden ben burayı özellikle seviyorum. Aynen.
Yani Speicherstadt'ı zaten çoktan beri göstermek istiyorduk. Biz çok geldik buraya ama ne hikmetse bu videoya kısmet oldu. Hiç buradan genelde, video çekmemişiz, onu fark etmemiştik. Genelde açıkçası kamerasız geldik çoğu kez. Evet, hani buraları keşfedip kendimiz yürümek istemiştik falan ama bu sefer kamerayı da kaptık. Çünkü burası gerçekten şu an bomboş. Tatil gününün fırsatı ve hiç insan yok, hiç gürültü yok, hiç ses yok. Bunu birazcık fırsat bildik diyebiliriz açıkçası. Yani yıl içerisinde bu videoyu çekebileceğimiz en ideal günde geldik. Düşün yani, o kadar özel olsun istedik. Turistik yerde bile yok. Daha bak, şimdi ilk köprüye geldik. İstersen oraya girelim, devam edelim. Ne dersin? Neden olmasın? Evet, ikinci köprümüz yine karşımızda. Bakalım bu video içerisinde kaç köprü olacak? Editi bitirdikten sonra sayacağım ben tek tek. Tamam. Evet, gezdik. Şimdi bir başka köprünün üzerindeyiz. Bahar ilk videoyu açtığımda aslında bu arkamda gördüğünüz manzara Bahar'ın ilk videodaki arkasında kalan manzara oluyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz binada Wasserschloss diye geçen bir restoran. Normalde açıktır ama şu an Noel tatilinde olduğumuz için kapalı durumda. Yine buranın önemli görülecek yerlerinden biri. Bu videoda tabii bir yandan bu bölgeyi gezerken size birazcık da aslında Almanya'daki yeni yıl geleneklerinden ve Almanların buna nasıl baktığından bahsetmek istiyoruz. Biz şimdi tabii burada yeni yılı bir Alman ve Türk evli çift arkadaşımızla geçireceğiz. Dolayısıyla böyle bu tarz arkadaşlarımız da olduğu için Almanların buna bakış açısı konusunda biraz bilgi sahibiyiz. Daha önce zaten Noel üzerine bir video yapmıştık. O videoda aslında Noel hakkında bilinen yanlışlardan bahsetmiştik. Ama kısaca ufak bir hatırlatma daha yapayım yine. Noel ile yeni yıl genelde bizim ülkemize karışırlar. Hep aynı şeymiş gibi bilinir ama öyle değil. Yeni yıl dediğimiz şey aslında 31 Aralık'ta kutladığımız yeni yıla geçiş günüdür. Ama Noel daha geleneksel bir şeydir. Dolayısıyla ikisi arasında fark var. Bu arada Almanlar yeni yıl için Silvester diyorlar. Bu video boyunca da zaten sizlere yeni yıl geleneklerinden tek tek bahsedeceğiz. Hafif yağmur çiselemeye başladı ama olsun, biz videomuza devam ediyoruz. Hamburg'da bir laf var. Şeker değiliz ki eriyelim. Hı-hı. Öyle bir Almanca kelime var, biliyor musun? Evet. O yüzden biz de alıştık şu anda yağmurlu olmasın. Asla söylemiyoruz. Şimdi Noel geleneklerini anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü çok değişik, bize farklı gelen şeyler var burada Almanların yaptığı. Mesela bana çok farklı gelen bir şeyden bahsedeyim. Bleigießen diye bir şey var. Bu bildiğiniz kurşun dökme. Yani hiç açık seçik kurşun dökme. Yani bambaşka başka bir anlamı yok yani. Eskiden ninelerimiz yapardı bunu. Belki hala yapılıyordur bence. Nazar çıksın falan diye. Ama burada nazar çıksın diye yapılmıyor. Biraz böyle şey diye yapılıyor. Fal gibi aslında. Böyle onların paketleri var. Marketlerde falan satılıyor. Hatta kurşun bildiğim kadarıyla yasak şu anda. Onun yerine kurşuna benzer başka bir metal kullanıyorlar son birkaç yıldır. Şey olduğu için, zehirli olduğu için. Neyse işte bunu böyle şeyde eritiyorlar. Mumların üzerinde falan. Zaten kolay eriyor. Küçücük şeyler. Sonra onu alıyorsun. Böyle pop diye suya atıyorsun ve o suda bir şekil oluşturuyor kurşun. Onu alıyorsun, sonra işte arkasında bir liste var falan, hani neye benzetiyorsun. Sembol neyse o. Aynen. Ona göre yorumluyorsun. Atıyorum mesela, iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Kalbe benziyorsa işte seni yeni yılda bir aşk bekliyor falan filan. Ya da böyle angel mesela. Para, aynen. Melek var. Bir sürü farklı şey var yani, değişik. O yapılıyor mesela. Ben onu ilk okuduğumda, yani bu geleneği ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Ve dolayısıyla şimdi arkadaşlarımızı ziyaret ettiğimizde onlarla da yaparız belki. Bakalım, denk gelirse yapacağız onu da. Bu arada bir de Almanya'da şöyle bir tabir daha var. Bu da yeni yıl geleneklerinden biri. Krachmalen. Bu gürültü yapmak anlamına geliyor. Peki nasıl bir gürültü yapmak ya da niye gürültü yapılıyor? Aslında biraz buna değinmek gerekiyor. Almanlar çıldırıyorlar yılın şimdi, son günü. Evet. Yılın son gününde Almanlar gerçekten değişiyorlar. Yani bildiğimiz o sessiz sakin Almanlar gidiyor yerlerine. Şehrin dört bir yanında binlerce belki milyonlarca havai fişek patlatan
garip bir ulus haline dönüyorlar, yani dönüşüyorlar resmen. Aynen. Bu da kesinlikle benim çok garipsediğim, aslında çok tasvip de etmediğim kendimi, yanlış bulduğum bir şey ama sonuçta öyle bir gelenekleri var. Benim tasvip etmemem ayrı bir konu, hiç evet, alakadar etmiyor tabii ki onları. Bu sene koronadan dolayı, pandemiden dolayı yasak herhangi bir havai fişek patlatmak. Şöyle gidelim mi bu arada? Speicherstadt'ın içi, burası bu arada Speicherstadt'ın dışına çıkıyor hala. Şu bölgeler hala devam ediyor Speicherstadt ofisleri olarak ama asıl iç taraf burası. Şimdi videoda zaten onu gezeceğiz dediğimiz için çıkmıyoruz Speicherstadt'tan. Biz de yalnız baştan sona da hiç yürümedik, farkında mısın? Bu ilk defa herhalde baştan sona yürüyoruz. Hep böyle parça parça bir noktalarına gelmiştik. Buradan tabii otobüsler de geçiyor. Biz şöyle bir şey yaşamıştık belki. Ben de kusabilir miyim bu arada, var şu kolun ağrıdaysa. Ben de şunu alayım. Evet, sen videoda elimizde kameralar var, ekipmanlar var. Onlarla beraber yürüyoruz işte onunla. Şeyi anlatacaktım aslında, belki sen de anlatabilirsin, nasıl etkilenmiştik ilk geldiğimiz yıl Braunschweig'deki yeni yılımızda, hatırlıyor musun? Evet, biz ilk buraya geldikten sonra Ekim ayında gelmiştik. Zaten yeni yılda, yani 31 Aralık'ta da Braunschweig'de ufak bir şehre gittik. Noel'den de, daha doğrusu yeni yıldan da birkaç gün önce gitmiştim, evet, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sokakta insan görmemiştim. Bayağı sessiz, ufak bir şehirdi. Sonrasında kutlama için şehrin meydanına, merkezine indik. Gerçekten böyle binlerce insan vardı ve herkes çoluklu çocuklu havai fişek patlatıyordu. Ama o kadar çok ki böyle sağımızdan solumuzdan havai fişekler geçiyordu. Şimdi Türkiye'de de böyle bir şeyi görmemiş olduğum için ben açıkçası bayağı korkmuştum o gün. Çok korkmuştum. Enteresan ve bir gündü. Hatta şeyler falan bekliyor insanların yanında. Ambulanslar, itfaiyeler falan bekliyor yani. Tabii olası bir olay durumuna karşılık ambulanslar, itfaiyeler de bekliyor. Düşünün yani böyle bir gelenekleri varmış Almanların, evet. Ama biz bunu Türkiye'de değil, burada gördük, keşfettik. Yani hiç bilmeden karşılaşınca bir de gerçekten çok şaşırıyorsunuz ve neye uğradığınızı bilemiyorsunuz böyle. Biz artık yılbaşında dışarı çıkmıyoruz yani bu gelenek yüzünden. Uzaktan izlemeyi tercih ediyoruz. Bu yıl arkadaşlarımızın evinde gerçi balkon falan var ama sanırım atacak olan olmaz diye düşünüyorum. Ama şöyle düşün, bizim Münih'teki evimizde de hep kendi evimizde tutamış olmamıza rağmen sonuç olarak böyle sokakta falan bayağı insan patlatıyordu. Yani. Çok patlatıyor. Ben sadece yasak olduğunu düşündüğüm için hani izleyecek bir şey çıkmaz diye düşünüyorum ama belli olmaz. Yine de tek tük kendi başlasını atan insanlar da çıkar olabilir diye düşünüyorum. Belki, şimdi istersen yürüyüşe devam edelim. Olur, devam edelim. Bir yandan da sizlere buranın manzarasıyla baş başa bırakalım. O kadar kaç videodur yağmurlu hava, yağmurlu hava diyoruz ama bak işte sonunda yağmur yağdı. Harbiden hiç yağmur yağmadık değil mi? Aynen. Ya şeker miyiz eriyeceğiz dedik ama ya bayağı hızlandı yağmur. Normalde böyle ahmak ıslatan gibi falan yağıyor. Ama şu an tabii yürürken çok da ıslanmamak, hasta olmamak için şemsiyeyi açtım. Ama hava öyle üşütücü bir hava değil değil mi? Fena değil sanki. O iyi bence, fena değil. Yani şu an yalnız karşımda Elf Filarmoni var. Siz tabii onu görmüyorsunuz. Ben gerçekten çok seviyorum o binayı. Ve böyle Hamburg ve Elf Filarmoni deyince tüylerim diken diken oluyor saçma sapan bir şekilde. Halbuki normal bir bina. Sadece çok güzel bir bina. Ama böyle şey gibi hissiyat veriyor bana. Eyfel Kulesi gibi hani Paris'teyken de hangi sokaktan Eyfel'i görsem böyle şaşırırdım falan. Hala etkileyici gelirdi. Halbuki sıradan bir demir yığını mesela. Onun gibi şu an size anlatırken Elf Filarmoni'yi görmek bayağı hoşuma gidiyor. Çevirsene kamerayı. Merak ettim. Çok uzaklarda kalmış yani yalnız. Şu an uzaklarda olduğu için editör buraya zaten bunun görüntüsünü ekleyecek muhtemelen. Aynen eklersin. Şimdi konuşmaya devam edelim. Speicherstadt bayağı uzun bu arada. Yürü yürü bitmiyor. Herhalde bayağı bir 20-25 dakikadır yürüyoruz değil mi? Evet kesinlikle. Aynen şimdi devam edelim konuşmaya neler yapıyor Almanlar diye. Mesela ne yiyip ne içiyorlar? Belki bundan bir örnek verebiliriz. Aslında bu bizim anlattığımız şey tradisyon. Yani hani geleneksel olan bir şey. Yani her Alman mutlaka yılbaşında bunu yiyor ya da Almanya'da herkes öyle besleniyor diye bir şey yok. Menü seçimi tamamen size kalmış. Ama burada mesela raclette denilen bir şey var. Bu sanırım İsviçre'de popüler olmuş bir şey ve İsviçre'den Alman kültürünü de etkilemiş bir şey. Ve böyle onun için özel bir makine var. Raclette de zaten bir peynir çeşidinin adı.
Ve böyle o makina da ızgara gibi aslında, grill gibi bir makina. Ve o makina da böyle çeşit çeşit sebzeler, işte çeşit çeşit etler falan hepsini böyle küçük bir şeye koyup, birleştirip üzerine peynir koyup ona böyle grillin üzerine koyuyorlar ve o eriyor ve herkes patates raklet falan yapılıyor mesela. Herkes onu tabağına alıyor, yiyor, içiyor. Genelde Almanlar içki olarak da sanırım yılbaşında sekti tercih ediyorlar diye düşünüyorum. Zaten burada özel günlerde genelde sekt içiliyor. Nasıl Weihnacht, Noel zamanı en baştan en sona Glühwein yani sıcak şarap içiliyorsa, özel günlerde kutlamalarda da sekt ya da şampanya falan içiliyor. Yani ben rakleti Türkiye'deyken bilmiyordum açıkçası, burada öğrendim. O makineyi falan da burada gördüm. Hatta bizim evimizde şu anda bir raklet makinesi var. Belki bir gün dener videosunu yaparız, ne dersin? Tabii, neden olmasın. Sen üşüdün mü, yoruldun mu? Sesin çıkmıyor. Yo, halim ben bilmiyorum. Sen konuşuyorsun, ben de böyle. Ha. Sadece ara sıra onaylama ihtiyacı duyuyorum. Benimki fena değil. Arkamızda da kocaman bir kilise var. Bu kilisenin adını bilmiyorum açıkçası. Ama arkasındaki böyle azıcık ucu görünen gotik kilise de böyle şey... Yine adını unuttum. Saint Michel diyesim geliyor ama Saint Michel kesin ama. Sallıyorum. Bilmiyorum. Saint Michel başka bir yerde. Başka bir yerde değil mi? Aynen. Bunun adını doğru, ben de hatırlayamadım. Michel şeyine gitmiştik. İlerideydi o. Doğru. St. Pauli'deydi o. Doğru. Landensbrücken'deydi. Aynen. Güzel. Güzel. Buranın mimarisini gerçekten çok seviyoruz yani. Hani size ne kadar yansıyor kameradan bilmiyorum ama Hamburg'a gelirseniz zaten burası çok turistik bir yer. Burayı mutlaka gezeceksiniz ama olur da fark etmezseniz de mutlaka mutlaka gelin yani. Size farklı bir ambiyans sağlayacak bir nokta. Burada zaten şeyler de var bu arada. Popüler olan müzeler de var. Minyatür Wonderland gibi mesela. Evet, oraya gideceğiz. Hatta gidersek evet. Videosunu da yaparız herhalde. Aynen öyle. Normalde gidecektik. Biletimizi de almıştık ama tabii sonra pandemi şartlarından dolayı yasaklar geldi ve bütün müzeler, her şey kapandı. Yoksa aslında böyle kapalı ve yağmurlu havalarda normalde Münih'te müze geziyorduk bol bol. Ama burada henüz onu hiç yapamadık. Burada Gümrük Müzesi de var mesela. Bir yandan görmüşken şurayı göstermek isterim. Çünkü kanalın bir başka noktasındayız şu anda. Benim aklıma gelen yılbaşı gelenekleri aslında bu kadar. Belki oyunlardan, kartlardan bahsedebiliriz. Hani bizdeki gibi tabii ki onlar da oyun oynuyorlar değil mi? Tabii tabii. Bizim bildiğimiz oyunların herhalde tamamını biliyorlar diyebiliriz. Aşağı aynen. Yukarı tahmin ettim o yönde. Evet. Bir de yeni keşfettiğimiz bir oyun var bizim. Mesela burada Almanlar bunu çok seviyormuş. Ben Türkiye'deyken hiç denk gelmedim. Belki böyle international bir oyundur. Yani Türkiye'de de bilinen bir oyundur. Kart müptelaları biliyorlarsa yazsınlar aşağı yorumlara. Wizard diye bir oyun. Büyücü anlamına gelen. Böyle bir oyun var. Değil mi? Evet. Burada yağmur azaldı galiba. Şey, bu oyun da yine aslında Almanya'da yeni yılda oynanan oyunlardan biri. Ya, özellikle bu oynanıyor diye bir şey yok ama benim duyduğum favorilerden biri. Aynen. İnsanların çok sevdiği ve böyle mutlaka yeni yılda da oyunlar, kartlar oynadığı yönünde. Çünkü bizde zaten tombala falan var. Hatırlar mısın? Şeyde konuştuk hatta. Daha bu hafta bu online session yapıyoruz ya Almanca konuşmak Almanca için biriyle. Konuşma kulübünde. Daha bir önceki videomuzda söylemiştik onu. Onu orada böyle şeyi konuştuk tabii. Yeni biz yılı nasıl kutluyorsunuz falan. Siz nasıl kutluyorsunuz? Biz nasıl kutluyorsunuz? Orada tombalı bilmiyormuş Almanlar. Bilmiyorlar ve biz bunu Almanca anlatabildik yani. Ben orada dedim tamam ya, biz konuşabiliyoruz Almanca yani. Hani bir Alman'a tombala nedir diye anlatabiliyorsak o kadar da fena değil Almancamız diye düşündüm. Burayı çok beğendim yalnız. Şuraya girsek mi merak ettim. Çok güzel bir ambiyansı var. Kamera bende, sendeyiz. Yani öyle, Almanları bunları anlatabilecek seviyeye geldiğimiz için kendimi şanslı hissediyorum ama gördüğümüz farklılıklar oldu. Zaten bu farklılıklar olduğunu fark ettiğimiz için böyle bir video yapmak istedik. Size de gösterelim, anlatalım diye. Wow, çok uzanmış burası. Buraya daha önce girmemiştik. Ya şuraya gidelim. Videoyu da oradan kapatalım artık. Benim çünkü bildiğim gelenek kalmadı. Senin başka bildiğin bir şey var mı? Bilmem, herhalde kalmadı ya. Her şeyi anlattık gibi. Bence çok zaten değişik şeyler yok. Hani bir iki bu bahsettiğim şeyler gerçekten önemli değişiklikler ama kalanları bence aynı. Yani genel olarak aynı kutluyoruz.
Evet, yani değil daha mi? Parti gibi, daha parti böyle. Gibi. Belki Türkiye'de acaba yılbaşları böyle daha aileyle yapılan bir şey mi sence? Yoksa herkes bir araya geliyor falan mı? Yoksa arkadaşlarla yapılan bir şey mi? Belki o noktada da biraz farklılık olabilir. Bence kişisine göre değişiyor bu ama çoğunlukla ailesel gidiyor gibi düşünebiliriz. Anladım. Doğru. Burada şuranın manzarasına bayıldım. Sen orada durduktan sonra öyle bir fotoğrafını çekebilirim. Tamam. Evet, bugün sizinle Speicherstadt'ı beraber keşfettik. Burada gezerken de eş zamanlı olarak Almanya'daki insanların yılbaşı geleneklerini anlattık. Ben bizden farklı bayağı gelenekleri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Siz nasıl buldunuz ya da sizin bildiğiniz başka gelenekler var mı? Aşağıya yazın, biz de öğrenelim. Çünkü bir yandan sizinle paylaşırken bir şeyleri öğrenmeyi de sizden ben çok seviyorum kendi adıma. Kesinlikle ben de sana katılıyorum. Özellikle bu video içeriklerini hazırlarken en çok keyif aldığım taraflardan biri bir şeyleri öğrenip araştırmak ve onun hakkında daha fazla veri toplamak oluyor. Evet. Bu şekilde videolarımızı daha titizlikle hazırladığımızı düşünüyorum. Bu konuda da kesinlikle bir takım Almanya'da bizden daha da deneyimli takipçilerimizin bize son derece katkısı oluyor. Teşekkürler. Her zaman katkılarınızı aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Ayrıca yeni video fikirleriniz varsa onları da alabiliriz. Özellikle Hamburg civarında yaşayan takipçilerimizin eminim bu konuda bize katacakları çok yeni şeyler olacaktır. Aynen. Doğru mu? Kesinlikle. Bu videoyu arkamızda gördüğünüz güzel yerden kapatmaya karar verdik bugünlük. Bizi seyrettiğiniz için ve bizimle bu geziyi paylaştığınız için ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Eğer kanalımızı ilk kez bu video ile keşfettiyseniz kanalımızda her hafta düzenli bir şekilde Almanya'daki deneyimlerimizi ve seyahat hakkında bir takım ipuçlarını, hatta pandemi sonrasında muhtemelen birçok gezi videosunu da bulacaksınız. Abone olarak ve bildirimleri açık hale getirerek bu zil ikonuna basmakla oluyor tabii ki. Bu şekilde bizden düzenli olarak her video yükledikçe haber alacaksınız. Bu şekilde telefonunuza bildirim düşecek. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere diyelim. Tabii ki. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.